Merhaba sevgili izleyiciler, Cadde TV ekranından hepinize güzel bir gün diliyoruz. Efendim biz yine kahvelerimizi içmek ve sohbetimize başlamak için buradayız. Diliyoruz ki siz de bize eşlik edeceksiniz. Hep söylediğimiz gibi aslında hayatın tam ortasında bir ara vermek ve o aranın da keyfini çıkartmak istiyoruz. Peki bugün konuğumuz kim? Bugün çok değerli bir konuğumuz bizimle birlikte CHP Parti Meclisi üyesi ve Ankara Milletvekili Sayın Tekin Bingöl bizimle kahve içmeyi kabul etti. Hoş geldiniz Teşekkürler. Efendim. Teşekkürler. Öncelikle benim Cadde TV'deki ilk katıldığım program. O nedenle Cadde TV'ye bu yayın hayatında başarılar diliyorum. Oldukça gergin bir Türkiye ortamında böyle bir kanalı açmak, sürdürmek gerçekten cesaret verici ve heyecan verici. Umut ediyorum ki Cadde TV çalışanları, emekçileri el birliğiyle bir kolektif anlayışla bu kanalı başarılara taşıyacaktır. Bir kez daha yayın hayatınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çok zarifsiniz. Tabii ki bu hep birlikte olacaktır diye düşünüyoruz evet. Biz de. Sizi burada görmekten her zaman mutluluk duyacağız. Çok teşekkür ederim. Şimdi bir kahve sohbeti yapalım istiyorum ben ama evet. Gündemden uzak kalamıyoruz biliyorsunuz ne yazık ki. Çok oldukça da yoğun bir gündem. Ve hatta diyorum ki bugünün özel bir anlamı var. Hem Uğur Mumcu'nun hem de Gaffar Okan'ın aslında evet. Ölüm yıldönümleri toplumun her kesimi tarafından sevilen bir aydın, araştırmacı gazeteciliğin sembol ismiydi Uğur Mumcu. Biliyorum ki söylemek istedikleriniz evet. Var. Aynı şekilde tabii ki Gaffar Okan için de geçerli. Çok değerli bir emniyet mensubuydu. Evet. Çok seviliyordu. 22 yıldır aslında Diyarbakırlılar hala kendisini anıyorlar. Zaten tüm Türkiye Uğur Mumcu'yu ve yaptıklarını, eserlerini hala hasretle anmakta. Biliyorum söyleyecekleriniz var. Lütfen evet. Böyle başlayalım. Maalesef 365 gün kaybettiğimiz değerleri andığımız etkinliklerle geçiyor. Türkiye çok büyük acılar yaşadı. İşte bugün de 24 Ocak ve bahsettiğiniz değerlerimiz katledildiler. Tabii bu yaşanmışlıklar elbette çok derin iz bırakıyor. Uğur Mumcu'dan bahsediyoruz. Onun o programları, eserleri hala dipdiri bize yol gösteriyor. Ve çok önemli olan başka bir şey ise bu tür insanlar öldürülseler bile hiçbir şekilde unutulmuyorlar. Onları katledenler hep nefretle anılıyorlar. Katledenler ve arkasındakiler hiçbir şekilde anılmıyorlar. Hatırlanmak istenmiyorlar. Ama Uğur Mumcular her ölüm yıl dönümlerinde sadece Ankara'da katledildiği evinin önünde değil, Türkiye'nin her tarafında ve yurt dışında farklı anma etkinlikleriyle anılıyor. Yani katlediliyorlar, zannediyorlar ki katledenler bu insanları katledip yok edecekler, onları tümüyle silecekler ama yanılıyorlar, onları ölümsüzleştiriyorlar. Onların yaptıklarıyla, ürettikleriyle, eserleriyle o ülkenin tarihine birer altın harflerle yazılıyorlar. Düşünün bu tür değerler kendi doğal haliyle işte hayatlarını kaybederlerse bu kadar yoğun bir şekilde anılmayacaklardı. Belki yine anılacaklardı. Belki onların her birisi bu ülkenin çok değerleri ama böyle alçakça katledilmeleri halinde onların anılmaları, onların önemsenmeleri bir kat daha artıyor. Ve ben çok iyi biliyorum ki bu tür katledilenler, değerlerimiz hayat boyu anmaya devam edilecek. Genç kuşaklar bu etkinliklerde bu insanları daha yakından tanıyacaklar, eserlerini merak edecekler, açıp okuyacaklar. Uğur Mumcu'nun bildiğiniz gibi onlarca yarattığı eser var, çok içerikli kitapları var. Zaman zaman o eserlere biz de başvuruyoruz siyasiler olarak. Açıp bakıyoruz ve aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen Uğur Mumcu'nun sarf ettiği sözler ve yazdıkları
bizim için birer referans oluyor. Kesinlikle. Ve biz bunları kullanıyoruz. Ben burada lafınızı bölüyorum ama eğer izin verirseniz şöyle bir şeye denk geldim. Bugün bunu da paylaşmak istedim. Emin Çöle şu an kendisi yine çok değerli bir gazeteci aslında. Evet. Ve hem Uğur Mumcu'nun okul arkadaşı hem de meslek arkadaşı olarak bu hani bahsetti ki ilkelerden. Evet. Şöyle maddelemiş, ben onu bir kere daha inelemek isterim. Tabii. Bugünkü yazısında da var. Gazetecilik ilkelerinden şunlardan bahsetmiş Sayın Çöleşen. Türkiye'nin nasıl soyulduğunu kanıtlayan belgeli yolsuzluk yazıları, evet, din sömürüsüne ve din ticaretine karşı çıkışları, ödünsüz Atatürk ve laik cumhuriyet savunuculuğu, her konuda yine belgeli olmak koşuluyla araştırmacılık. Evet. Araştırmacı gazeteciliği bu ülkede yerleştiren ender isimlerden biri ve başında geliyor. Gerçekten araştırmadan hiçbir yazısı söz konusu değil Uğur Mumcu'nun. Her biri araştırarak, somutlaştırılarak, belgelere dayanarak o yazıları, o kitapları yazmıştır. O açıdan çok değerlidir. Aynı şekilde Gafer Okan için de görevini layıkıyla yapan, Diyarbakır halkıyla özdeşleşen, evet, sokağa çıktığında çocukların abisi rolünde insanlarla sohbet eden, onlarla şakalaşan bir değerdi. Ama birileri bu tür onun bu halkla bütünleşmesi, bir emniyetçi olmasına rağmen yakınlaşması, onların sorunları ilgilenmesini hazmedemediler. Kendileri ve o karanlık düşüncelerine bir tehlike olarak gördükleri için onu da katlettiler. Onu da saygıyla anıyoruz. Tabii maalesef tarihimizde aslında bu faili meçhul cinayetlere, evet, ne yazık ki kurban giden çok değerli çok isimler fazla söz konusu. Belki bunların da artık netleşmesi ve açığa çıkması gerekir, öyle çok değil mi? Çok haklısınız. Hala bu süreçte 5000'in üzerinde tespit edilebilen faili meçhul cinayet söz konusu. Ama maalesef bu faili meçhul cinayetler açığa çıkarılamadı. Çıkarılmadı. Belli bir takım eller tarafından gizleniyor. Ama bu faili meçhul cinayetler araştırılmadan failleri ve sadece taşeronlar değil, tetiği çekenler değil, perde gerisindekiler de deşifre olmadan Türkiye'nin o kanayan yarısı orada duracaktır. O açıdan biz zaman zaman parlamentoya faili meçhul cinayetlerin araştırılması için işte araştırma önergeleri veriyoruz, soru önergeleri veriyoruz ama maalesef bir duyarsızlık söz konusu. İktidar bu konuda gereken adımı atmıyor ve maalesef sayısal olarak bizim onu hayata geçirme şansımız olmadığı için faili meçhul cinayetler öyle tozlu raflarda, dosyalar duruyor. Ama Türkiye'nin aydınlığa kavuşması için, Türkiye'nin şeffaf bir yönetime kavuşması için, Türkiye'de demokrasinin bütün kurumlarıyla, kurallarıyla işleyebilmesi için işte sizin de bahsettiğiniz gibi bu faili meçhul cinayetlerin mutlaka ama mutlaka açığa çıkarılması gerekiyor. Toplum başka türlü rahatlayamaz. Bunlar o şekilde durursa hem o faili meçhul cinayete kurban gidenlerin aileleri, yakanları, yakınları, sevenleri ve toplumun her kesimi bunu orada bir karanlık odak olarak görecek ve duyacaklar. Onun için bunların açığa çıkması gerekiyor. Umut ediyorum ki önümüzdeki süreçte bir iktidar değişikliğinde tozlu raflardan bu faili meçhul cinayetlerin dosyaları inecek. Hala Uğur Mumcuların, Muammer Aksoy'ların, Turan Dursun'ların, Bahriye Üçok'ların ve burada sayamayacağım binlerce faili meçhul cinayete kurban giden değerlerimizin gerçek faillerin ortaya çıkması için büyük bir gayret göstereceğiz. Muhtemeldir ki önümüzdeki süreçte bunları tek tek bu dosyalar yeniden açılacak. Umuyoruz tabii. Evet. Şimdi siz de bahsettiğiniz seçim sürecine aslında, evet, girmiş bulunuyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen haftaki toplantısında, grup toplantısında bir tarihi işaret etti. Evet. 14 Mayıs dedi. Hı hı. Ama peşi sıra pek çok yine gündem oluşturan cümleler söz konusu. Dün de Bakanlar Kurulu toplandı. Evet. Yine orada da açıklamaları oldu. Şimdi ben size sormak istiyorum. Aslında bu açıklamalar ne anlama geliyor? Ya evet, pek çok konuda açıklaması var ama ilk etapta bu seçim tarihiyle başlayalım. Adaylık konusu biliyorsunuz. Anayasada bunun karşılığı ne? Bunu da sormak istiyorum. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi tabii burada bir sıkışıklığın göstergesi. Yani seçimi kaybediyor olmanın hezeyanıyla böyle her konuya giriyor ve adeta ulufe dağıtırcasına böyle bir takım açıklamalar yapıyor. Şimdi tabii
Cumhurbaşkanı'nın adaylığı tartışmalı bir konu. Ama ne ilersiniz ki yanlı bir YSK var. Şimdi YSK'nın aldığı kararlar, alacağı kararlar kesin hükmünde. Yani bir başka mecraya taşınamıyor. Bir başka yargıda buna itiraz edilemiyor. Yani YSK'nın aldığı kararlar kesin hükmünde olduğu için YSK Erdoğan Cumhurbaşkanı adaylığını çok büyük bir ihtimalle onaylayacak. Evet, uygundur diyecek, yasaldır diyecek ve aday yapacak. Tabii biz her şeyin yasalara uygun olmasını isteyen bir siyasi partiyiz. Yani yasa dışı işler yapıldığında Türkiye çok şey kaybediyor. Ama yasal olmayan icraatlarını bu 20 yıllık süre içerisinde bu iktidarın ve Cumhur İttifakı'nın gördük. Hala yasalara aykırı, anayasaya aykırı birçok iş ve işleyiş var. Ve bütün yetkileri tek elde topladığı için astığım astık, kestiğim kestik modunda istediğini yapıyor. Kimse bir şey de söyleyemiyor. Çünkü bakanlar, bürokratlar o tek adamın iki dudağı arasında sıkışıp kalmışlar. Özgürce hareket edemiyorlar. Kendilerini rahat ifade edemiyorlar. Memleketin âli menfaatleri için doğru bildiklerini ifade edemiyorlar. Saraydan aldıkları talimatları uyguluyorlar. Bu ne bir bakanlık onuruna yaraşır, ne de üst düzey bürokratların rahatça kendi mesleki bilgilerini profesyonel anlayışla hayata geçirmelerini de engelliyor. Çünkü sonuçta onları orada tutan, var eden saray, saraydaki Cumhurbaşkanı. O açıdan maalesef Türkiye böyle bir kötü yönetim elinde heder oluyor. Cumhurbaşkanı adaylığı tabii... Bu arada Bakan Bozdağ'ın da açıklaması oldu. Evet. Aykırılık yoktur diye. Yani aksini beklemek herhalde saftilik olur. Yani atanmış bir bakanın farklı bir şey söylemesi mümkün mü? Gece yarısı biliyorsunuz Cumhurbaşkanı kararnameleri gece 2'den 3'ten sonra herkes uykudayken yazılıp atılıyor. Ya azlediyor, ya atama yapıyor. Şimdi bir bakan da af isteniyor. Hayır, Cumhurbaşkanının adaylığı yasalara uygun diyebilecek cesarette bir bakan var mı ki Bekir Bey de çıksın, hayır uygun değil desin. Tamamen biat kültürü söz konusu. Biat ettikleri için Cumhurbaşkanının lehine olabilecek açıklamaları yapıyor ve aleyhteki o bütün olumsuzlukları gidermek için can siperane bir şekilde açıklama yapıyorlar, tavır koyuyorlar. Tabii 14 Mayıs diye açıkladı normal seçim tarihinin öncesinde. Biz ısrarla eğer 6 Nisan öncesinde bir seçim tarihi söz konusu olacaksa biz bunu destekleriz. Sadece biz değil, diğer muhalefet partileri de bu açıklıkta bir takım beyanlarda bulundular. Ama 6 Nisan'dan önceki seçim tarihini kabul etmediler. Niye? Çünkü 6 Mayıs'tan önce yapılacak bir seçim 2018 seçimlerindeki seçim sistemine göre yapılacaktı. O seçim sistemine göre çok ciddi kayıplar olacağını gördükleri için hemen bir seçim sonra yeniden seçim sistemini değiştirme ihtiyacı hissettiler. Hatırlarsınız 13 maddelik seçim sistemi değişikliğinde o seçim maddelerinin tamamı kendili lehlerine olan düzenlemeler yaptılar. Mesela son derece antidemokratik bir madde. Cumhurbaşkanı yani Recep Tayyip Erdoğan, hali hazırdaki Cumhurbaşkanı bu seçim sürecinde aday olursa kesinlikle siyasi yasaklara da tabi olmayacak. Siyasi yasaklar onun için geçerli değil, muaf. Devletin uçaklarını kullanabilecek, araçlarını kullanabilecek, olanaklarını kullanacak, bütün yayın organlarını fütursuzca kullanacak. Yani böyle bir eşit olmayan koşullarda yarışa giriyor. Şimdi kaybediyor olmanın az önce bahsettiğim gibi durumu onları bu tür antidemokratik düzenlemeleri yapmaya da itiyor. Tuttular, dediler ki yılların uygulaması sandık kurulu başkanları kıdemlilere göre değil, kurayla belirlenecek. Yani bu tür düzenlemeler yaptılar ve sonuçta 14 Mayıs'ı uygun gördüler. Bizim için biz birkaç yıldır vatandaşlarımızın isteği doğrultusunda hep erken seçim dile getirdik. Erken seçim istedik. Çünkü gerçekten Türkiye çok sıkıntılı bir şeydi Elif Şah Hanım. İnsanlar zor durumda. Geçim sıkıntısı var. Bu ekonomik buhran toplumun bir
kesimini, yani AKP yandaşlarını, yanlılarını, oradan nemalananların dışında toplumun her kesimini ciddi anlamda sıkıntıya sokan çok bir ekonomik anlamda, evet, darboğaz var. İşsizlik had safhada. Böyle bir ortamda biz seyahatlerimizde, ziyaretlerimizde vatandaşların bize ya erken seçim olmayacak talebini dile getirmek üzere bunu dillendiriyorduk. Ama yapmadılar. Burada dünkü toplantıdan sonraki açıklamasında Sayın Cumhurbaşkanı dediği şöyle bir cümle var. Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri normal tarihin 18 Haziran 2023 olduğunu anımsatıyor ve dedi ki bu tarihi hem Kurban Bayramı arifesine ve dolayısıyla Haç dönemine, hem üniversiteye hazırlanan çocuklarımızın sınav takvimine, hem de ilk ve orta öğretim okullarımızın, evet, tatiline denk gelmesi nedeniyle güncelledik gibi, evet, bir açıklaması, tamam, oldu. Güncelleyecekse Nisan ayında yapsaydı. Yani bütün muhalefet partilerinin, parlamentoda olsun olmasın, bütün siyasi partilerin ortak talebi olan ya 6 Nisan'dan önce bu seçimi yapın, nasılsa rahatsınız, bütün sözcüleriniz biz bu seçimi alacağız, açık ara alacağız diye açıklamalar yapıyorlarsa, o zaman bir endişeniz yoksa, hiçbir şekilde kaygı duymayacaksanız, kazanacağınızdan eminseniz, gelin toplumun bütün siyasi partilerini kucaklayarak 6 Nisan'dan önce yapsaydık. O zaman Kurban Bayramı ile ilgili, eğitim öğretim ile ilgili peşçi sıra saydıklarının daha rahat bir ortamda olmasını sağlayacak Nisan ayında yapılabilirdi. Bu ülkede Kasım ayında seçim yapıldı, Haziran'da yapıldı, Temmuz'un sıcağında yapıldı. Yani tarih olarak efendim şu bu arada... Bu açıklamayı aslında yeterli tabii, bulmuyorsunuz. Tabii tabii, yani olacak iş değil. Bu sadece kendilerince bir tarih belirleyerek sadece kendi çıkarlarına uygun bir tarihi önümüze çıkarıyorlar. Doğru değil, ama biz her halükarda hangi tarihte olursa olsun seçime hazırız. 100 yıllık bir partiyiz. 100 yıllık bir partinin birikimleri var, kadroları var, yaşanmışlıkları var. Biz o konuda zaten yıllardır, uzun süredir 2019 seçimlerinden sonra da neler yapmamız gerektiğini gözden geçirdik. Sandık örgütlenmesi, sandık güvenliği gibi birçok işleyişimizi hayata geçirdik. Eğitimlerimiz çok seri bir şekilde veriliyor, verilmekte devam ediyor. O açıdan bizim için hiçbir beis yok. Biz hazırız, ama şunu da açıklıkla söyleyeyim. Korku dağları sarmış ve bu korku ve endişeyle işte seçim tarihini kendilerine göre ayarlıyorlar. Seçim sistemini kendilerine göre değiştiriyorlar. Durun bakalım daha nelerle karşılaşacağız. İşte toplu konut açıklamaları yapıyorlar. Dün yine toplantıdan borç yapılandırma paketi, evet, gibi bir paket çıktı değil mi? Evet, aslında evet, herkes de merakla bekliyordu. Hatta şöyle bir hatırlatayım mı ben, izin tabii, verirseniz? Tabii. Şimdi kamuya borçların cezaları silinecek. Vergi ve prim borcuna yeni düzenlemeler gelecek. 2,5 milyon sürücünün ceza puanı silinecek. 2006 vergi cezası silinecek. 10 bin ehliyet geri verilecek. Bu ihlallerden kaynaklanan, evet, evet, ceza, evet, puanları silinecek. Öğrenim kredisi borçlarına da taksit imkanı gelecek gibi böyle belli maddeler, evet, var. Oh ne ala. Daha neler göreceğiz, daha neler duyacağız. Şimdi bundan önceki seçimleri hatırlayalım. EYT konusunda, asgari ücret meselesinde, emekliye, dini bayramlarda ikramiye meselesinde, birçok konuda hiçbir şekilde burnundan kıl aldırmayan bir iktidarla karşı karşıyaydık. O dönemlerde onlar için seçim çok rahat geçiyordu. Bu tür açıklamalar yapmıyorlardı. Yine hatırlarsınız, önceki seçimde biz işte asgari ücretin düşüklüğünden bahsettiğimizde, artırılmalı dediğimizde bizi ve Sayın Genel Başkanımızı, İş adamlarına şikayet etti. Dedi ki bakın dedi, bu CHP asgari ücreti artıracak, size vergi yükü gelecek. Biz dini bayramlarda emeklilerimiz ömürlerini bu ülkeye hizmetle geçirmişler. En azından iki dini bayramda birer ikramiye verilirse torunlarına bir hediye alma, aile büyüklerini ziyaret etme gibi rahatlıkla yapabilecekleri bir bayram tadında bayram geçirecekler diye zorladık. Kerhen bunu yapmak zorunda kaldılar. Ama şimdi öyle bir noktaya geldi ki o bayram ikramiyeleri çok komik bir rakamda kaldı. Biz bunu da birer asgari ücret düzeyinde bayram ikramiyeleri verilsin dedik, reddettiler. Bunu muhtemeldir ki biz baskı yaptıkça önümüzdeki süreçte bunu da hayata geçirecekler. Hatta şöyle bir şey kanıksandı artık. Bize ve genel başkanımıza mektupla, telefonla, mesajlarla ulaşan
binlerce vatandaşımız var. Ya Kemal Bey bu bir konuyu işlediğinde o konuyu mecburen iktidar hayata geçiriyor. Bizim sorunumuz çözülüyor. Allah aşkına genel başkana söyleseniz de bizim böyle bir sorunumuz var. Bunu dile getirse. Şimdi bu artık toplum tarafından kanıksanmış. Gerçekten genel başkanımız bir konuyu enine boyuna değerlendirip, araştırıp gündeme getirdiğinde arkası dolu, bilinçli bir şekilde konuşuyor ve herhangi bir şekilde yok sayamıyorlar. Ve toplumun indinde ya Kemal Bey bu söylediklerinde haklı, toplumun, vatandaşların çıkarlarını korumak adına bunları söylüyor. Onun için de kabul görüyor. Bunlar da yapmak zorunda kalıyorlar. Ve içten içe de bize çok öfkeleniyorlar. Ya bunlar bizim başımıza iş açıyor. EYT diyorlar. Hatırlarsınız yine Cumhurbaşkanı çok net bir şekilde EYT ile ilgili olumsuz açıklamalar yaptı. Asla dedi neye mal olursa olsun çıkarmayacağım dedi. Hatta bir hayal kırıklığı yaşandı bir dönem. Evet, kaynaklı. Evet. Şimdi hani derler ya buna lahana, buna perhiz. Peki ne olacak şimdi EYT ile ilgili de zamanla geçiyor. Nasıl zaman evlenecek? Geçiyor. Bart'ta zaman ilk bizim maaşlarını herhalde alacaklar. Öyle deniyor. Şimdi şöyle biz tabii bunu dile getirdikçe arttı. Biz bununla ilgili çalışma da yapıyoruz. Yani biz asgari ücret işte 10 bin küsuru olur derken piyasa araştırması yapıyoruz. Yaşanabilir fiyat nedir? Bütün bunları dolu dolu inceleyip öyle açıklıyoruz. Bu EYT meselesi de öyle. Ama şimdi bizim önerimizi sırf muhalefet önerdi diye dikkate almamak adına yok sayıyorlar. Görmezden geliyor. Halbuki gelseler muhalefet partileriyle birlikte ya gelin arkadaş bu ülkenin meselesi. Bunu el birliğiyle çözelim. Aslında, bu sorun Türkiye'nin mi? Sorunu. Gelin nedir sizin öneriniz? Oturalım bir komisyon marifetiyle bunu tartışalım. Bunu ete kemiğe büründürelim. Toplum da rahat etsin. Biz de birlikte çıkardığımız için çok böyle uç konulara, uç noktalara taşımayalım. Toplumu rahatlatalım. O zaman diyeceğiz ki AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, HDP bütün siyasi partiler ortaklaşa yaptıkları için hiç kimsenin çıkıp eleştirebileceği bir konu da kalmayacak. Şimdi bir eksiklik kaldığında biz bunu eleştireceğiz. Tabii belki her nokta açığa kavuşacağı için herkes bir detayı düşüneceği için. Tabii, aynen, aynen. Sonuçta çok olumlu bir sonuç çıkacak, olumlu bir kanun çıkacak. Şimdi eksiğiyle gediğiyle çıktığında biz haklı olarak bize serzenişte bulunan o haksızlığa uğrayan kesimlerin sözcüsü olacağız. Onların haklarını yeniden sıcak gündemde tutacağız. Şimdi bu olunca tabii işte iş uzuyor. Açıklayamıyorlar. Sürece yayılıyorlar. Ama bu işin artık kaçacak yerleri kalmadı. Önümüzde bir seçim var ve EYT'liler de çok ciddi bir seçmen kitlesini, bir aileleri ilgilendiriyor yakından. O açıdan bunu işte Şubat'ta ya da en geç Mart'ta yani bu kanunu getirip çıkarmak zorundalar. Biz zaten bunu takipçisiyiz. Takip edeceğiz. Peki şimdi asgari ücret de açıklandı. Evet. Ama o da ne yazık ki enflasyon çok karşısında haklısınız. Başka bir noktaya evrildi. Ve Nisan'da da bir ek zam gibi ara bir formül, durum evet. Söz konusu. Evet çok haklısınız. Şimdi 8500 lira asgari ücret açıklandı. Ama daha o açıklandığında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 8000 küsur liraydı. Şimdiki Ocak ayının da 10.000'e yaklaştı. Evet, 26.000 lira yoksulluk sınırı. 27.000'e hatta evet, yaklaştı. 9.000 küsur de açlık sınırı. Yani asgari ücret 8500 lira oldu ama 9.000 küsur lirayla 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı. Açlık sınırı şu biliyorsunuz, 4 kişilik bir ailenin sadece gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılan bir istatistik çalışma. Şimdi gıda ihtiyacı 4 kişinin karnını doyurması için 9.000 lira para gerekiyor. Siz 8.500 lira vereceksiniz. Bu ne demek? Bu milyonlarca aileyi, asgari ücretliyi demiyorum çünkü asgari ücretlerin aldığı maaşla bir aile geçiniyor. Milyonlarca aileyi açlığa mahkum etmek demek. Ve Türkiye'de şimdi insanların birçoğu yoksulun, emeklinin, dar gelirlinin, işi olmayan fakir fukaranın bir hayali var. O hayal zengin olmak değil. Hiç olmazsa yoksul olayım. Yani yoksulluk seviyesinde bir hayatım olsun. Yoksulluk şeyi 26 bin liraya ulaştı dedik ya. 26 bin lira bir gelirim olursa en azından açlık sınırı değil de yoksulluk sınırında bir hayatımı idame ettiririm diye yoksulluğu özleyen
Milyonlarca aile var bu ülkede. İşte bu iktidar insanları buraya mahkum etti. Yoksulluğu hayal eden bir toplum yarattılar. Bu çok iç açıcı bir şey değil. Bu insanı gerçekten üzüyor. Gerçekten derinden yaralıyor. Ne demek ya, insanların yapmanız gereken bir siyaset, bir siyasi anlayış, bir siyasi irade öncelikle bu ülkenin yoksulluğunun, tabii, yoksulluğunun çözümünü araması lazım. İnsanlık yoksulluğa mahkum etmek değil, açlığa mahkum etmek değil. Şimdi siz fakir fukarayı açlığa mahkum etmişsiniz. İnsanlar ya ben de çocuğuma bir takım elbise alabilsem. Ah. Biliyorsunuz şimdi karnesini alan bir öğrencinin, evet, yeni bir haber işte hediye olarak annem bana, evet, et aldığını aldı söylemesi. O da çeşitli tartışmaları getirdi. Tabii ben, evet, bu arada şunu da söylemek istiyorum aslında. Et ve Süt Kurumu'nun önündeki kuyruklardan, evet, da bahsediliyor bir son zamanlarda. Tabii. Şimdi öyle bir rakam var ki, yani kasapta kilosu 200 lira olan kıymanın burada 90 liraya satılması, işte 230 lira olan kuşbaşının 100 liraya, 325 olan bifteğin 135 liraya satılması ve insanlar hani belli bir de kota var ve orada çok ciddi kuyruk oluşturuyorlar. Sabahın erken saatlerinde, evet, yani gün ışımadan gidiyorlar, bir yarım saat kıyma alabilir miyizin umuduyla o kuyruklara giriyorlar. Et Balık Kurumu'nda eğer 90 liraya kıyma satılabiliyorsa ya da kasap reyonlarındaki fiyatla et balıktaki fiyat arasında korkunç bir uçurum varsa önce iktidar ya bu fark nereden geliyor diye bunu araştırması lazım. Yani Et Balık Kurumu 90 liraya kıymayı satıyor ama kasap bunu satamıyor. Kasap istemez mi daha uygun fiyata et satayım da sürümden kazanayım. Hem mutlu olacak, birçok insan et alma olanağına kavuşacak. Hem de bir sirkülasyon olacak, daha fazla et satacak, kazancı artacak. Kim ister bir ürünü çok pahalıya satma? Hiçbir esnaf istemez. Ama zorunlu, girdi maliyetlerine bakıyor. O girdi maliyetleri karşısında aldığı fiyat belli. Küçük bir kar marjıyla satmak zorunda kalıyor. Bir kasapın bundan birkaç yıl önceki müşteri portföyüyle, müşteri saatiyle, sayısıyla şimdi çok farklı. Asgariye inmiş. Eskiden yarım kilo et almak lükstü. Şimdi 100 gram et almak lüks olmuş. 100 gramla bir kasap işte 100 gram, yarım kilo, bir kilo et, bir günde 5 kilo et satacağına uygun fiyat olsa belki 20 kilo satacak, 30 kilo satacak. Evet. Daha rahat edecek, daha iyi dükkanını çevirebilecek. Kim ister pahalı fiyata et satsın? Ama bunu araştırmak lazım. Niçin Et Balık? Şimdi Et Balık tabii kurum farklı, o kuruma baskı yaparak ya da yönlendirerek ucuz et satıyoruz, imajı yaratmak istiyorlar. Ya sen ucuz et satıyorsun, imajı yaratacağına şu fiyatları normalleştir, onun arayışına gir. Bu insanları sabahın köründe niye et kuyruğuna sokuyorsun? Gitsin özgürce kendi semtindeki kasabından, yıllarda alışveriş yaptığı bakkalından alışveriş yapsın. Ama bunu ortadan kaldırdılar. Yani çok lüks oldu. Bakkaldan alışveriş yapmak lüks oldu, kasaptan alışveriş yapmak lüks oldu. Geçen gün, buyurun. Özür dilerim. Enflasyon çünkü düştüğünden, evet, de bahsediliyor biliyorsunuz. Dün de vallahi tekrar açıkladı. Açıklıyor ama sokaktaki enflasyonla bunların arka bahçesi olan resmi kurumlar var. RTÜK gibi, TÜİK gibi. Bu kurumların açıkladıkları rakamlar hiçbirisi gerçekçi değil. Bunlar tamamen, evet, tamamen TÜİK AKP'nin istediği şekilde onların talimatla verdiği rakamları açıklıyorlar. Ya şimdi hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Siz Allah aşkına markete, manava, bakkala ya da işte kırtasiyeciye gittiğinizde o fiyatları gördüğünüzde birkaç önceki fiyatlarla arada dünya kadar fark olduğunu görmüyor musunuz? İşte enflasyon bu. İşte sokaktaki enflasyonu görmek lazım. Dolayısıyla bunların açıkladığı enflasyon rakamıyla bizim normal hayatta, yaşamımızda karşılaştığımız rakamlar arasında korkunç uçurum var. ENAG diye bir bağımsız kuruluş var. Bunlar akademisyenlerin kendi aralarında kurdukları gerçekten bağımsız, tarafsız, bilimsel bir bakış açısıyla yaptıkları bir araştırma var. Şimdi o araştırmada bile çok ciddi fark var. Ya biri %80'lerden bahsederken biri %150'lerden, %160'lardan bahsediyor. Yani 3-5 puanlık bir fark olur da, 5-10 puanlık fark olur da insanlar tolere eder. Ya önemli değil, orada ufak bir hata yapılmıştır. Bir matematiksel hata vardır, toplama hatası vardır. Ama 100 derecelik bir fark olursa bu gerçekten TÜİK'in inandırıcılığını ortadan kaldırıyor. Ve maalesef
vatandaşlar TÜİK'in bu rakamlarına inanmıyorlar. Tam bir şey söyleyecektiniz, dün diye başladınız. Evet. Unutturdum mu yoksa ben size? Hiç fark etmez. Hatırlarsam söylerim. Tamam, o zaman onu hatırlarken bir reklama gitmemiz tamam. lazım. Biz de kahvemizi yudumlayalım. Evet, kahvemizi içelim. Tamam. Sevgili izleyiciler, bir kısa aramız var, ardından tekrar burada olacağız. Evet sevgili izleyiciler, biz Elif Şah'la bir kahve keyfinde, kahvelerimizi pek içemesek de kahve sohbetimizi gerçekleştiriyoruz. CHP Parti Meclisi üyesi ve Ankara Milletvekili Sayın Tekin Bingöl'le birlikte. Efendim şimdi hatırlayabildiniz mi? Gerçi reklamda başka şey konuştuk ama hatırlayamadık değil mi? Lafı açıyor. Tamam, peki o halde. Şimdi hep ekonomiden konuşuyoruz. İşte bahsettiğimiz birçok noktaya değindik. Ben bir de şunu sormak istiyorum. Aslında sizin de bir soru önergeniz oldu. Çünkü bu da çok önemli bir konu. Yavaş yavaş programımızın sonlarına geliyoruz. Ben çünkü Perşembe günkü toplantıyı, 30'undaki bildirgeyi hepsini sormak istiyorum. Fakat bu sizin de daha önce artan hekim istifalarıyla ilgili bir soru önergeniz oldu. Ve Sayın Fahrettin Koca da, Sağlık Bakanımız da ilaç sıkıntısına ilişkin konuştu hemen çok yakın zamanda ve dedi ki önümüzdeki haftalarda sorun önemli ölçüde azalacak. Bununla da ilgili hem alanınıza da girdiği için aksine artıyor. Ve yaptığı açıklama çok trajikomik bir açıklama. Hasta sayısı fazla olduğu için ilaç sıkıntısı var. Ya Allah'tan korkun ya. Bu hasta sayısı artmışsa siz insanları hasta ettiniz. Yani geçim sıkıntısı varsa, insanlar işsizse, psikolojik sorunlar yaşıyorlarsa, sağlıklar bozuluyorsa, stresle içinde günlerini geçiriyorlarsa hastalık kaçınılmaz. Ondan hem insanları hasta edeceksiniz, sonra da ya çok hasta var da onun için ilaç bulunmuyor. Yani suç bakanlığın değil, suç iktidarın değil, kimin? Hasta olan vatandaşların. Hay Allah, niye hasta oluyorsunuz kardeşim? Hasta olmayın da ilaç sıkıntısı olmasın moduna getiriyor ya. Bir bakan, bu ülkenin koca bir bakanı böyle bir basit, anlamsız, yani insanların güleceği bir açıklama yapar mı ya? Ya böyle bir şey olmaz. Ama yapıyorlar işte, kendileri için çok rahat bir şekilde bu açıklamalarla konuyu geçiştiriyorlar. Bakın, Türkiye'nin ciddi bir sorunu. Tabii sadece hekimlerimiz için değil, diğer yetişmiş pırıl pırıl gençlerimiz var bizim. Bu arkadaşlarımız bizim Türkiye'nin en iyi okullarında en yüksek puanlarla o okullara giriyorlar. İşte tıp fakültesi, diş hekimliği, eczacılık gibi, mühendislik bölümleri gibi. Ama bunlar geleceklerini göremiyorlar. Aslında birçoğu da zaten yurt dışına giden bir kesim de var, öyle değil mi? Çokça. Şimdi bunlar tabii ne yapıyorlar? Geleceklerini göremiyorlar. Önleri karanlık ve iş olanakları çok sıkıntılı. Yaşam koşulları çok giderek zorlaşıyor. Ve büyük bir heyecanla, büyük bir umutla, hayaller kurarak okulları bitiriyorlar. Ve ülkelerine hizmet etmek istiyorlar. Ama ne dersiniz ki bu iktidar onların kendi ülkelerinde görevlerini yapmalarını ellerinden alıyor. Hayatı dar ediyorlar ve onlar mecburen başka ülkelerde kendilerine bir arayış içine giriyorlar. Çokça hekim, genç hekim kardeşimiz yurt dışına çıkmak zorunda kaldı. Hatta farklı mesleklerden de çok tabii, çıkan tabii, var. Çok çıkan sadece var. Sadece sağlık alanında değil. Aynen öyle, ama tabii hekim açığı çok giderek büyüyünce ve işte hastanelerde özellikle büyük kuyruklar oluşmaya başlayınca, randevu sistemi çökünce, biliyorsunuz bu da sıklıkla dile getiriliyor. Böyle olunca da tabii ya ne oluyor? Bu kadar tıp fakültesi var, bu kadar hekim mezunu oluyor ama hekim açığı var. Hastane kuyrukları azalacağını artıyor. Dönüp baktığımızda sonuçta görüyoruz ki binlerce, bu son 5 yılda özellikle binlerce genç hekim yurt dışına çıkıyor. Tabii yurt dışında da hekim ihtiyacı olunca ellerini kollarını açarak Türkiye'deki pırıl pırıl büyük puanlarla girip çok dereceyle okulu bitirenleri hemen alıp çalıştırıyorlar. Şimdi bir başka şey, biliyorsunuz sağlıkta şiddet. Özellikle işte yine o bakanın yaptığı açıklamaya geleceğim. Vatandaşlarımızın sağlığı bozulunca yakınları endişeli, bütün bunlar söz konusu olduğunda o stresli ortamda haksız olarak hekimlerimize, diğer sağlık emekçilerine saldırılar düzenliyorlar. Ya bu da hekimlerimizi sahiplenmediğimize, sağlık çalışanlarını sahiplenmezsek, onları bu saldırılarla baş başa bırakırsak,
çaresizlik içerisinde, o zaman onlar da tabii oraları terk edip ya özele ya da yurt dışına çıkıyorlar. Yani bunların hepsi bir yönetim anlayışından kaynaklanıyor. Peki tam burada Sayın Vekilim size şunu sormak istiyorum. Evet. 26 Ocak'ta yani Perşembe günü, hı hı, altılı masa diyoruz artık. Evet. Böyle de dilimize yerleşti. Bir toplantısı gerçekleşecek, evet, İYİ Parti ev sahipliğinde. Hı hı. Ardından 30'unda bir açıklama olacak. Pek, evet, çok konu başlığıyla ilgili olarak neler söyleyeceksiniz? Şimdi biliyorsunuz bu altılı masadaki siyasi partiler farklı ideolojileri, farklı programları, farklı ilklere sahip partiler. Bunları bir araya getirmek bile Türkiye'de, Türkiye siyasi tarihinde çok ender rastlanabilecek bir olay. Bu gerçekleşti ve uzun süredir Cumhur İttifakı'nın bütün başvurduğu bütün yöntemlere rağmen o masayı dağıtamadılar. Böyle elleri yüreğinde bir an önce masa dağılsa da rahatlasak modundalar. Ama dağıtamıyorlar. Şöyle bir şey oldu. 14 Mayıs yeter söz milletin deyince de, hı, değil mi? Orada da bir Millet İttifakı'na bir ters, evet, bir durum mu oluştu acaba? Yani işte 14 Mayıs 1950 Demokrat Parti'nin iktidar olduğu tarihe atıfta bulunarak o tarihi getiriyorlar. Ama hani Millet İttifakı deyince de şimdi, değil mi? Öyle, evet, bir... Yeter söz milletin ise bugün Sayın Genel Başkanımız da grup konuşmasında çok güzel açıkladı. Kime yeter, kimlere yeter diye açıkladı. Burada tabii şu var. Altılı Masa bu 26'sındaki toplantıda artık yol haritasını açıklayacak. Komisyondaki arkadaşlarımız, 6 siyasi partiye mensup komisyon üyesi arkadaşlarımız uzun süredir iktidar olunduğunda nasıl bir yol izlenecek? İktidar nasıl, hangi başlıklar altında neler yapacak? Biliyorsunuz bundan önce de birçok metin kaleme alındı, imzalandı. Siyasi partiler ve liderler o imzalarla o metne sadık kalmak üzere kendilerini bağlıyorlar. Bu da çok önemli bir şey. Evet. Olağanüstü önemli bir şey. Dolayısıyla bu metin de işte o yol haritasını netleştiren bir toplantı olacak ve 30'unda da bunun lansmanı olacak. Kamuoyuyla paylaşılacak. İçeriklerinden bahsedilecek. Ondan sonra da işte giderek seçime doğru giderken ardından herkesi merakla zaten bekledikleri Cumhurbaşkanı adaylığı artık konuşulacak. Ve umut ediyorum ki kısa bir süre içerisinde o da açıklanacak ve yolumuza devam edeceğiz. Burada tabii vatandaşlarımızın bir kesimi ya çok heyecanlı hadi artık açıklayın diyor ama Cumhurbaşkanı adayını açıklamak elbette çok önemli. Ama bunu açıklamak bütün meseleleri çözmüyor. İşte az önce bahsettiğim o çalışmalar vardı ya, hani bir araya gelip bir takım metinler kaleme alındı. Tıpkı ayın 26'sında açıklanacak yol haritası gibi. Bunlar çok daha önemli. Niye? Çünkü tek adam anlayışının bu ülkeyi getirdikleri bu olumsuz ortamdan nasıl çıkarırız? Nasıl demokrasi inşa ederiz? Nasıl yeniden insan hakları, özgürlükler, bağımsız yargı, hak, hukuk, adaleti yeniden inşa ederizin? Bütün altyapısı oluşturuldu. İnanın bunların her biri çok ama çok önemli. Türkiye'nin geleceği açısından önemli. Bütün bunlar yapılmasaydı, bütün bunlar konuşulmasaydı, bütün bunlar bağıtlanmasaydı sadece bir Cumhurbaşkanı adayı açıklamak, Cumhurbaşkanı seçimini kazanabilir ama onun elini kolaylaştırmak, Türkiye'de yeniden güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemi inşa etmek adına bu çalışmalar yapılmalıydı. Bunlar yapıldı. Bu bağlamda da o zaman hani belki şunu da duymak istiyoruz. Yani altılı masa ortakları ya da bileşenleri, hı hı, hepsi aday konusunda uzlaşacaklar diyorsunuz, öyle değil mi? Ya şöyle, elbette uzlaşacaklar. Farklı isimler konuşulabilir, farklı düşünceler sergilenebilir. Bu çok doğal. Ama birçok konuda mutabakat sağlayan bu altılı masadaki siyasi liderler Türkiye'nin geleceği onlar için öncelikli bir mesele olduğu için Türkiye'nin çıkarlarını korumak adına, Türkiye'nin geleceği açısından yaptıkları o görüşme ve toplantılarda kayıt altına aldıkları o ilkeleri hayata geçirmek adına anlaşacaklar. Merak etmeyin, yani hiç kimse merak etmesin. O anlaşma sağlanır, mesele hallolur ve bir su akar, yolunu yani bulur. Ya aday da o zaman masadan çıkacak diyorsunuz. Çok büyük bir ihtimal.
Yani bu kadar konuştuk, hani isim isteyeceğim ama zaten... O isim açıklamak tabii bize düşmez. Önce altılı masa karar verecek, onlar açıklayacaklar. Biz de büyük bir heyecanla, büyük bir dayanışma ruhuyla, büyük bir kolektif anlayışla hep birlikte yurttaşlarımızla beraber Türkiye'yi refaha, huzura kavuşturacak, dışarıda itibarlı bir Türkiye yeniden yaratmak adına komşularıyla iyi geçinen, işsizlik sorununu önemli ölçüde kısa süre içerisinde halleden, enflasyonu düşüren, halkın rahat bir nefes alacağı bir Türkiye inşa etmek üzere yollara düşeceğiz. Peki, biz de tabii takip ediyoruz ve takip etmeye devam edeceğiz. Bir son sorum olacak. Bu özellikle bildirgede, yani yol haritası babında açıklanacak 30'undaki ile ilgili. Bu İstanbul Sözleşmesi de zannediyorum baskın konulardan biri olacak, öyle değil mi? Çünkü bu da çok kıymetli. Biz sık sık her fırsatta iktidar olduğumuzda İstanbul Sözleşmesi'ni yasa dışı bir şekilde ortadan kaldıran bu anlayışı reddediyoruz. Bunu yeniden hayata geçireceğiz. Bunu söylüyoruz. Bu bizim... Yani çünkü hani altılı masa diye konuşuyoruz. Millet İttifakı farklı ideolojiler dedik, farklı fikirler ama dedik. Konuda... Hani o bağlamda herkesten bu net çıkacak. Belki bu altılı masa, o altılı masa olmasaydı bu partilerin birçoğunun geçmiş siyasi dönemlerinde çok da sıcak bakmadıkları, kabul etmedikleri birçok konuya uzlaşarak bir noktaya geldiler. Dolayısıyla aklın yolu bir de Türkiye demokrasisi açısından neler yapılması gerekiyorsa o noktada inanın oturup her şey halledilir. Burada mesele iyi niyet, mesele samimiyet, mesele Türkiye'yi düşünmek. Mesele Türkiye'nin 85 milyon vatandaşını aynı gözle görüp onları aynı şeyde bir bakış açısıyla bakmak, onların kimlikleri, inançları, yaşam koşulları üzerinden siyaset yapmaya, o konuda rahat bırakacak bir anlayış, siyaset anlayışını, bir siyasi iradeyi hayata geçirmek üzere yola çıkanlar mutlaka her konuda bir şekilde bir araya gelir, uzlaşırlar. Peki. Biliyoruz biz de öyle olsun diye tabii. Eyvallah. Ki. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Programımıza katıldığınız için. Ancak biz hani kahve içiyoruz ya, kahve keyfinde 40 yıl hatırı var diyoruz ya. İşte o yüzden bir defterimiz var. Tabii. Her ne kadar kara kaplı olmasa da her gelen konuğumuzun kırmızı böyle, da güzel bir renktir. Değil mi? Bence de kırmızı da güzel. Duygusunu, düşüncesini böyle alalım. Peki. Ben tekrar katıldığınız için çok teşekkür ben ediyorum teşekkür size. Ediyorum. İyi ki geldiniz. İyi ki bizim de diyorum. Kahve içmeyi kabul ettiniz çok efendim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, biz bugün de programımızın sonuna geldik. Kahvelerimizi içtik. Tabii bir sonraki şu sayfa, evet yapabilirsiniz. Kahve keyfimizi yaptık, kahvelerimizi içtik. Dileriz ki siz de bize eşlik etmişsinizdir. Yarın yine aynı saatlerde burada olacağız. Sizi de bekliyoruz efendim. Ve ben yapımda ve yayında emeği geçen bütün ekip arkadaşlarım adına hepinize güzel bir gün diliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.